Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Cenab-ı Hak her nefesinizi hayırlı eylesin. Amin. Rabbim hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele edenlerden eylesin. Amin. Batılı batıl bilip batıla karşı cihad edenlerden eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi Kur'an ve sünnet-i seneye sımsıkı yapışanlardan eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi son nefesine kadar zikrullahla dudağı, dili ıslak olan ve zikrullah halakasına devam eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi kalbine ilham eylesin. Amin. Kalplerimize feraset nuru versin. Amin. Vücutlarımıza afiyet versin. Amin. Kazançlarımıza hayırlı eylesin. Kazançlarımızı bereketli eylesin. Amin. Evlerimizi bereketli eylesin. Amin. Vücutlarımızı bereketli eylesin. Amin. Nefeslerimizi bereketli eylesin. Amin. Rabbim cümlemize merhamet eylesin. Amin. Cümlemize merhamet eylesin. Amin. Cümlemize merhamet eylesin. Amin. Katından lütfetsin. Amin. Katından ikram etsin. Amin. Katından muhafaza eylesin. Katından sevsin. Amin. Katından sevdirsin. Amin. Amin diyen dillerimizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nefsin kaç rengi, kaç tane koridoru, penceresi var? Normalde nefis meratipleri bellidir. Emmare, levvame, mülhüme, mutmainne, radiye, mardiye, safiye. Bunların renkleri vardır ama bunu Nakşibendiler bu renkleri kullanırlar. Nakşibendi öğretisinde emmarenin rengi, levvamenin, mülhümenin, mutmainnin, radiyenin, mardiyenin bunların renkleri vardır. Cehri zikrullah erbabında renkler yoktur. Az bir şey görülürse o kadar çok böyle ağırlıkta değildir. Cehri zikrullah erbabında nefis meratipleri rüyalarla veya hallerle değişir esması. Kalbin de kendine ait halleri vardır. Nefis meratipleri ile kalbin halleri aynı kategoride değildir. Bunda normalde kaç tane koridoru, penceresi var demiş. Bunlar böyle internetten oradan buradan veyahut da sonradan yazılan eserlerden alınan sözler bunlar. Böyle nefsin koridoru filan yoktur. Nefis bu manada kendi içerisinde 7 nefis meratibi vardır. Onun her nefis meratibinin kendi içerisinde 7 ayrı perdesi vardır. O normalde 7 ayrı perdede o bitiren bir kimse o nefis meratibini geçmiş olur. O normalde koridoru gibi yazmış bunu. Bazıları bunu koridor olarak görmüş olabilir, bir şey demiş olabilir. Bir şey diyemeyiz. Diğer yaşam olan veya olmayan seçişler yatay mı, dikey mi? Bunlar boş sözler hepsi de. Hani diğer yaşam yatay mı, dikey mi? O diğer yaşam, bunu söyleyen bir kimse, diğer yaşamdan bir örnek verecek. Şimdi, hayat standartları vardır. Dünya hayatı bir hayat standartıdır. Kabir hayatı ayrı bir kabir hayatı ayrı bir hayat standartıdır. İdris Aleyhisselam'ın hayatı ayrı bir hayat standartıdır. Hızır Aleyhisselam'ın hayatı ayrı bir hayat standartıdır. İsa Aleyhisselam'ın hayatı ayrı bir hayat standardıdır. Cennet hayatı ayrı bir hayat standardıdır. Cehennem hayatı ayrı bir hayat standardıdır. Bir kimse rüya hali ayrı bir hayat standardıdır. Zikrullah halakasında gördüğü hal ayrı bir hayat standardıdır. Yakaza halinde yaşanan ayrı bir hayat standardıdır. Şimdi burada diğer yaşam dediği şey, bu kimse de boş konuşmuş. Bu manevi ilimli erbabı değil bunları söyleyenler. Bunlar çalma, çırpma, oradan buradan
esinlenerekten söylenilen sözler. Sufice söylenen sözler değil. Dese ki o kimse, zikrullah halakasında görülen hal veya oradaki hayat standardı nedir dese, bu farklı bir şey. Rüyada görülen hal, rüya hali veyahut da rüya nasıl bir hayat standardıdır dese farklı bir şey. Ama bunları bilebilmesi için bir kimsenin bir sufi eğitim alması lazım. Bir mürşidi kamilden eğitim alması lazım. Ve o kimsenin yolu daha devam etmesi lazım. Yolu devam etmesi, yolu açık olması lazım ki o kimse normalde bunlarla alakalı tecdid olsun, yenilensin. Nasıl fıkıhta tecdid olmak, tecdid etmek, yenilemek var ise sufilikte de tecdid vardır. Sufilikte de yenilenme vardır. O yüzden bunları böyle söyleyen kimseler biraz daha böyle Tao'dan, Doğu felsefesinden, Osho'dan alınma şeyler bunlar. Bunların temeli yok. Bunlar normalde Ümmet-i Muhammed'in içerisinde çevirilerden konulan şeyler. Mesela bunu okuyacağını bir kimse gitsin Şibli okusun. Bunu okuyacağını gitsin Kuşeyri Risalesi'ni okusun. Bunu okuyacağını gitsin Mesnevi okusun. Örnekliyorum bunu. Onların içinden, daha onların içinden çıkamıyorlar. Onların içinden çıkamayınca da atıyorlar kendilerini Doğu felsefesine. Tao'ya kadar gidiyorlar. Ve Tao'nun günümüze yansımalarını olarak aktarıyorlar. Ve bunların hiçbirisinin de aslı astarı yok. Ama okuyor mu insanlar bunları? Okuyorlar. Nefis meratipleriyle alakalı bir dertleri var mı? Yok. Bir şeyhleri var mı? Yok. Zaten şeyhi olsa da bunlardan anlayan mürşidi kamil kaç tane var ki? Bir de o var. Normalde bu sefer bu söylenenler hepsi de böyle internetten, oradan buradan, sosyal medyadan, yeni yazılan kitaplardan çalıntı, alıntı şeyler. Allah muhafaza eylesin. Sufilikle hiç alakaları yok. Önceden böyle ben biraz müsamakar davranıyordum. Yani böyle bir şeyleri okuyorlar. Hani ben bunları çarpmayayım, yerden yere vurmayayım. Hani bunlar incelemeye, araştırmaya, hani devam etsinler. Belki de hani bir yol bulurlar kendilerine diye. Ama yok. Bunlar gerçekten mesele sufi eğitimden dışarı çıkıyor. O yüzden sertliğim böyle. Yok canım kardeşim, bunlar saçma sapan şeyler. Bunların hiç sufilik ilmiyle ilgi ve alakası yok. Bunların sufilikle alakası da yok. Bunlar böyle kendi kendilerine dizayn ettikleri saçma sapan şeyler. Bir kimse sufilik yaşayacaksa, mana yaşayacaksa farzlara sımsıkı yapışacak, haramlardan uzak duracak. Biz bilemeyiz mi? Biz bilmiyoruz mu denizlerde dolaşmasını? Biz bilmiyoruz mu 5 yıldızlı otellerde dolaşmasını? Biz bilmiyoruz mu heva hevesimizin peşinden koşmayı? Bir tek para sizde mi var? Bir tek heva heves sizde mi var? Ha, milletin canı böyle hem heva heveste olacak, haramda olacak. Böyle 5 yıldızlı otellerde dolaşacaklar arkadaşlar. Hem bir de böyle sufilikten dem vuracaklar, oradan buradan dem vuracaklar. Yok kardeşim öyle bir şey. Farzları yerine getireceksin, namazını kılacaksın. Namazsız bir sufi, sufi değil. Namazsız bir mana değil. Şeytanidir o. Bir kimsenin namazı yoksa hiçbir şeysi yoktur. Namazı yok mu? Hiçbir şeysi yok. Ne sufili canım kardeşim benim. Sen önce namazını kıl. Abdestin yoksa namazın olmaz. Sen önce abdestini al. Sen farzı yerine getir. Haramlardan uzak dur. Haramla sufilik yan yana değil, iç içe değil. Sen haramdan uzak dur. Her türlü haramı işleyeceğim, benden fazla sufi olacaksın. Yok öyle bir sufilik.
Her türlü heva hevesi yerine getireceğim. Benden fazla sufi olacaksın. Yok öyle bir şey. Ağzından küfür eksik olmayacak. Ağzından lanet eksik olmayacak. Ağzından her türlü haram eksik olmayacak. Üzerinden her türlü haram eksik olmayacak. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, zikir yok, fikir yok. Dersini çekmek yok, dersi varsa. Sufi. Git kardeşim ya. Ne sufili? Milletten para toplayacak, sufiyim diyecek, öyle mi? Milletten dilenecek, ben şeyhim diyecek, öyle mi? Rüya hali yok, zikrullah'ta hali yok, hatta zikrullah da yok. Soruyorum adama, ders günleriniz ne günler, toplanıp ders yapmıyorsunuz mu? Bizim mübarek bize ders, yani böyle ders yapmıyoruz biz. Yani ne yapıyorsunuz? Herkes evinde ders yapıyor. Sünnet. Diyorum sünnet. Hiç toplanmıyor musunuz? Ayda bir de ayda. Yok toplanmıyoruz. Yani hocam konuşmak istemiyorum ama mübarek bir başka türlü söylüyor. Ne söylüyor dedim ben. Yani işte incitmek istemiyorsa dedim ya senin mübaren incitemez beni dedim. Böyle durdu. Nasıl yani? Dedim bizi incinecek olanın bir ağırlığı olması lazım dedim ya söylese. Bizim yaptığımız bu zikrullah gösterişmiş. Dedim ya bak dedim. Bir insan ağırlığı olacak dedim incitmek için. Dedim ağırlığı olacak bak dedim. Sen de bu perşembe bak Cenab-ı Hak denk getirecek. Dedim perşembe sohbetinde muhakkak dedim bunun cevabı gelir. Sen perşembe sohbetini dinle dedim. Ha cevabı geliyor şimdi. Gidiyor cevap şimdi. Mübareğe gitti şimdi cevap. Mübarekmiş adam. Bir de bizim yaptığımız zikrullah gösteriş yapıyorlar demiş. 35 yıl gösteriş devam eder mi ya? Tabii böyle hani Allah affetsin, Allah yolunda koşmak, insanların derdiyle dertlenmek, onları eğitmeye çalışmak, onların her şeyleriyle beraber olmak için mangal gibi yürek lazım. İşin karakolu var, mahkemesi var, basılması var, ekonomisi var, siyasisi var, ailesi var. Her şey var. Yani yapamıyoruz demiyorlar da. Şimdi bu kimse ne? Şeyh, öyle mi? Bu kimsenin şimdi manevi hallerden haber olacak, öyle mi? Kaç rüya gördün dedim bugüne kadar? Bir hayli gördüm dedi. Anlattın mı dedim? Yok anlatmadım dedi. Ne diyor dedim ben? Diyormuş ki sen ne rüya görürsen gör, hiç kimseye anlatma. Bir şey lazım olursa sana söyleriz biz. Elinden tuttum Allah'ına, dinine, imanına, nikahına doğru söyle dedim. Sen bu şeyhi rüyanda gördün mü işlerimi? Görmedim dedi. İyi bu kadar başka bir şey söylemeyeceğim sana dedim. Rüyanda dahi görmediğin şeyhin peşinden gidiyorsun. Şimdi bu adam kalkacak, bu mübarek, öyle dedi ya. Şimdi bu dervişi yetiştirecek, öyle mi? Yok. Bir meşhur bir sözüm var. Hazreti Mevlana'yı anlamanız için bir şemse ihtiyacınız var. Şemsin yoksa Mevlana'nın yolunda değilsin. Bir şeyhin yoksa, kamil bir şeyhin yok ise sen sufilik yolunda değilsin. Bizim mübarek işte vefat etti, biz ondayız. Git, yürü. Sende de iş yok. Yok. Meşhur ya, bir de onlar var. Yani bizde de var şey, Şeyh Efendi vefat etti, biz Abdullah Efendi'deyiz daha. O zaman Mustafa Efendi'nin ne suçu vardı?
O zaman biz Mustafa Efendi'de kalanlara demeyecektik. Ya canım kardeşim, bir tane şeyhe ihtiyacınız var, yaşayan şeyhe. Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle demiş, Ahmed el-Rufai Hazretleri öyle demiş, Ahmed el-Bedevi demiş, İbrahim Dusuki demiş, Şehbul Ezzan Şazeri demiş, Şah-ı Nakşibendi demiş, Şah-ı Mevlana Celalettin Rumi demiş, Hacı Bektaş öyle, Hacı Bayram Veli Veysel Karın'ın Mahmud-ü de Halveti Celveti Uşak-ı Sümbülü Sühreverdi Küfreverdi Muhyiddin-i Arabi, bütün Cüneyd-i Bağdadi, Sırr-ı Sakadi, Habib-i Acemi, Şibli, bütün ehli tasavvufun hepsi de aynı noktada birleşmişler. Demişler ki, bir insana yaşayan bir şeyh lazım. Bir sufiye yaşayan bir şeyh lazım. Bunca zevat bilmemiş, öyle. Ve sen sufiyim diyorsun, sufi yolunda gittiğini söylüyorsun ve bu sufi yolunun pirlerinin koymuş olduğu ölçüye uymuyorsun, kendi heva ve hevesinin ölçüsüne uyuyorsun, buna da sufilik diyorsun. Bir de bunu bile bile yapıyorsun. Bir de bunu bile bile yapıyorsun. Ve bunun da adına sufilik diyorsun. Artık böyle, Allah affetsin, söyleyecek söz bulamıyorum. Yani bir insan biraz bir şey kafası çalışsa, az bir şey, ona bir şey söylersin, adam tamam, mesele biter. Mesele biter. Ahma anlattıkça anlat. Bitmiyor. Ahmak, kör, heva hevesine saplanmış kalmış. Heva hevesine saplanmış kalmış. Kalbi çalışmıyor. Ona söyleyecek bir laf kalmıyor. Allah bizi affetsin. O yüzden mesela işte diğer yaşam, ne bu diğer yaşam? Şimdi diğer yaşamı sorana söylüyorum. İdris Aleyhisselam'ın hayat standardı mı? Cennet hayat standardı mı? İsa Aleyhisselam'ın hayat standardı mı? Kabir hayatının hayat standardı mı? Mahşer hayatının hayat standardı mı? Dünya hayat standardı mı? Rüya hayat standardı mı? Zikrullah'ta görülen hal hayat standardı mı? Hadi bunu şimdi diğer yaşam olan bu soruyu soran kimse, bayan erkek hiç önemli değil. Bunları bir alt alta yazsın, bunların üzerinde düşünsün. Bunların cevabını kimden alabilirim desin. Ne kadar güzel. Seyda Şeyh Alamuddin el-Nurşini denilen zat Nurşin cemaatinin şimdiki şeyhiymiş. Bu kişi ile ve cemaati ile ilgili bir bilginiz var mıdır? Bizi bilgilendirir misiniz? Teşekkür ederim. Yok canım kardeşim, tanımıyorum, bilmiyorum. Ne yazık ki. İbn-i Abidin de diyor ki, cünüp bir kimsenin zikri niyet etmeksizin besmele çekmesi de haramdır. Burada ne kastedildiğini anlayamadım. Açıklar mısınız? Besmele çünkü bir ayet miktarı diyen alimler var. Öyle olunca cünüp olan kimse, cünüp olan kimse. Besmele bir ayet miktarı diyenler tarafından söylenilmesi caiz olmaz, haram olur. Zikir kastıyla olur der. Çünkü buradaki en asıl bakmamız gereken ibare şu burada. Burada bir fıkhi mesele var ama asıl bakmamız gereken mesele şu. Zikrullah ha cünüplük bile engel değil. Asıl burada görmeniz gerekeni görelim biz. Allah'ı zikretmek için
Allah'ı zikretmeye cünüplük engel değil. Asıl onu görün. Telegram gruplarında bini geçkin insanın olduğu bir yerde, üstelik sizin olduğunuz bir grupta bir kardeşi uyarmak, özellikle sizin olduğunuz yerde bir dervişe müdahale etmek edeben uygun mudur? Benim bildiğim Mürşid-i Kamil'in olduğu bir yerde susulur, sessizliği dahi hikmet diyerek dinlenir. Evet. Şimdi böyle müdahale deyince farklı şeyler çıkar. Eğer müdahale dediğimiz şey nasihat ise veya bir doğruyu, bir hakikati orada yazmaksa bu müdahale olmaz. Biz sayfalarda ben geçenlerde söyledim, dervişin paylaşacağı dedim şeyler, Kur'an, sünnet, imamların içtihatları, fıkıh, üstadının sözleri, pir efendilerinin sözleridir dedim. Ya bir kardeş bunlardan birisini orada yazacak, yazabilir. Birisi eğer heva hevesinden bir şey yaptıysa, o heva hevesinden yapılan bir şeye sessiz kalmak, heva hevesi kabul etmek, bu doğru değil ki. Bakın Kur'an ve sünneti, imamların içtihatlarını, yolun adaf ve erkanını nasihat etmek, tavsiye etmek müdahale değildir. Bu nasihate girer. Bu müdahaleye girmez. O yüzden o konuda birisi bir şey biliyorsa, eğer bir şey olduysa ve bir başkası da o konuyla alakalı bir içtihat, bir hadis, bir ayet, üstadın bir sözü var ise onu oraya koyması müdahale değil. Müdahale nedir biliyor musunuz? Kur'an ve sünnetin içinde olan bir şeyi kalkar bir kimse laf söylerse müdahale budur. Bir kimsenin özeline giriyorsa müdahale budur. Ama hem erkek Telegram sayfasında hem bayan Telegram sayfasında Kur'an'dan, sünnetten, hadislerden herkes bir şeyler paylaşır veyahut da paylaşılan bir şeye Kur'an ve sünnetin dışında bir şeyse arkadaşlar onu yani bu konuda hadis var, bu konuda ayet var, bu konuda üstadımızın sözü var, bu konuda imamların içtihadı var demesi müdahale değildir. Evet. Bunu da müdahaleye koyarsak o zaman orada heva heves şeytaniyet top atacak, susacağız mı orada? Burada kimse konuşmasın. Kim burada birisi diyelim ki orada heva hevesinden bir şey yaptı. Kimse buna konuşmasın, karışmasın, müdahale etmesin. Üstad ona müdahale edecek. Ya benim hiçbir işim yok ya. 7/24 Telegram'daki sayfaları izleyeceğim. Böyle bir mantık yok. Allah affetsin ya. Evet. Yani kavgasız, gürültüsüz, tartışmasız. Orada herkes bunları paylaşır, sohbetleri paylaşır. Ondan sonra ayet, hadis, imamların içtihadı paylaşır. Neler paylaşılacağını sıraladık. Bunda bir sıkıntı yok. Bunun dışına çıkan bir kimseye de arkadaş bak burada bunlar paylaşılır. Buranın adabı budur demek müdahale değil. Hakkınızı helal edin. Bugün zikrullah günü ya. Bugün böyle normalde sabahtan beri hiç içim içime sığmıyor. Şöyle bir dedim bugün böyle ne şey varsa nasıl bir hal var ise öyle bir üzerimizde hal var. Rabbim hayra çevirsin inşallah. Amin. Eftal-i zikir fâlem ennehu. La ilahe illallah.
Fatiha ma salavat. Amin. Ecmain. Estur.